Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınlarının hazırladığı TTIT Geometri Soru Bankası kitabında katı cisimler konusunda prizma açılımları testinin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. Şekilde bir kare dik prizmanın açılımı verilmiştir. E kare ya. Şimdi burası 15 verilmiş burası da 12 verilmiş. Kare prizmada şöyle bir düşünelim ilk önce. Açtığımız zaman taban bir kare değil mi? Evet. Yani şu taban bir kare. Aa, A A A A A e, yan yüzeylerdeki dikdörtgenlerin de birer kenarı da A değil mi? Evet. A, A, A. Yani 4A12 ise A'yı 3 bulduk. Hocam A3 ise burası da 3, 3, 3, 6, buraya 9 kaldı. Yükseklikte 9 yaptı o zaman. A'yı 3 bulduk, yüksekliği 9 bulduk. Açınımın çevresi nedir diye soruluyor bize. Tamam. Her şey çıktı meydana. Çevresi isteniyor bizden. Çevreye bakalım arkadaşım şöyle. Arkadaş burada bir kere 9, 9, 18 var. Sonra 3'leri sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane 3, 36 var. 36 ile 18'in toplamı 54 yapar dostum. Örnek 1'i bu şekilde bulduk. Geldik örnek 2'ye. Üçgen prizma. Arkadaş üçgen prizma ya şöyle bir üçgeni şöyle bir hayal edelim yine çizelim daha doğrusu. 3, 4, 5. Üçgenin kenarları 3, 4, 5 şeklinde olacak. E şu bak bu burayla yapışacak değil mi? Yani burası 5 olacak. O zaman bu kenar zaten 4 4 ile yapışık. Şu kenar da burayla yapışacak. Bitti. Kenarlar bak yan yüksek kenarlar bak 5'e haçlık bir dikdörtgen. Hatta yükseklik de 6 değil mi? Evet. 5'e 6'lık dikdörtgen. Sonra 4'e 6'lık dikdörtgen ve 3'e 6'lık dikdörtgen. Açılımın çevresi nedir diye soruluyor. E tamam arkadaşım burası 3, burası 5, burası 5, burası 3, burası da 6 ya. Sayalım 6 var, 9, 19, 22, 28, 31, 36, 41 ve 44 yapıyor. Çevrede böylelikle 44 yaptı. Örnek 3'e geldik. Şimdi dikdörtgenler prizmasıymış. Bu dikdörtgenler prizmasının ilk halini şöyle bir açalım arkadaşım. Şöyle. Gerçekten böyle tabanda ve tavanda iki dikdörtgen olacak. Yan yüzeylerde de dikdörtgen olacak. Şuraya 3 santimetre vermiş. E, buradaki 3 santimetre dikdörtgendeki bu alt ve üst gibi düşünecek olursan bu dikdörtgen uzun kenara bak burası burası. Kısa kenarı 3 burası da 3. Yani buraya ne kaldı o zaman? 4 kaldı. Yani prizmanın yüksekliğini kaç bulmuş olduk? Biz 4 bulmuş olduk. Sonra şurası toplamda 8 verilmiş. Bunu da kullanacağım. Ve bu arada şu kenarla şu kenar çakışıyor ya. Şöyle yaptığımız an. Katladığımız an. Bu kenar bu kenara eşit olacak değil mi? Evet. Şimdi ben bir tane kenarı 3 buldum. E tamam. O zaman burası da 3'e 4'lük dikdörtgen dik, dik, olacak ya bir tanesi. Tamam. 3'e 4'lük dik, dikdörtgen burası. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. E başka ne var burada? E burası da 3. E burası da 5 değil mi? Evet. 3'ün 5'in hesabını yapacağız. Prizmanın hacmi isteniyor. Sayılar ne? 3 var. 5 var. 8 var. Evet. Şey pardon. 4 var. Bir kenar 3 bir kenarda da 5 şeklinde olacak. O zaman 5, 3 ve 4'ün çarpımı olacak. O da kaç yapıyor? 60 yapıyor. Evet. Örnek 3'ü bu şekilde bulduk. Geldik. Örnek 4'e. Ha, zar açılımda karşılıklı yüzeylerde arkadaşlar karşılıklı yüzeyler nasıl bulunur biliyor musunuz? Ya bir boşluk kuralı ya da ya bir boşluk kuralı şöyle ki hocam şöyle bunun karşısındaki kenar burasıdır. Ya böyle bulacaksınız ya da nasıl bulacaksınız ya da şöyle bulacaksınız. Dur. Dur 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 yanlış sildim ha. Bak bir boşluk kuralı ya bunlar birbirine karşılıklı ya da Z kuralı. Hocam Z kuralı dediğimiz nedir? İşte bu Z harfi sağlanacak. Şöyle bir Z harfi. Bak dikkat et. Şöyle bir Z harfi sağlandığında işte buradaki yüzeyler karşıtlıdır. E o zaman şurada karşılıklı yüzeyler hangileri? 1 ve 2 yaptı mesela Z'den dolayı. Hocam karşılıklı yüzeyler 3 ve 5 yaptı mesela bir boşlukta kuralından dolayı. Karşılıklı yüzeyler bak 4 ile 6 yaptı gördüğünüz üzere. Küpün karşılıklı yüzeylerinde yazan sayılar toplamı en büyük kaçtır? 6 ile 4 arkadaşım. 6 artı 4 eşittir 10 yapar. Sakın 6 artı 5 demeyin. 6 ile 5 karşılıklı değil çünkü. Evet tamam şunu bildikten sonra gerisi geliyor. Bir boşluk ya da z kuralı şeklinde yapın. Ama şunda kural yok. 4 tane dikdörtgen yana yanaken, biri burada biri alt tarafta istediği yerde olabilir. Z kuralı sağlanmıyor falan demeyin. Karşılıklı yüzeyler şunlar. Sonra bununla bu. E bir de şu yüzeyde de bu yüzey karşılıklı olur. <laughs> Ay, siz de görün. Bunlar karşılıklı oluyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edin. Ay, neyse ki hazırlıklıyım. <laughs> neyse geldik. Örnek 5'e. Şimdi kübün alt yüzeyine kırmızı kare getirilirse üst yüzeyi nedir? Z kuralı kardeşim. Direkt öğrendin artık. Direkt ne olacaktır? Bak Z kuralından dolayı direkt D olacaktır. Örnek 5'e D bulduk. Örnek 6'ya geldik. Yukarıda açının verilen küpün kapalı hali hangisi olabilir diye soruluyor. Bir kere siyahın karşısında ne var? Bak siyahın karşısında mavi var. Çünkü bu bu. Sonra şununla şu kırmızının karşısında pembenin karşısında ne var? Yeşil var. Sonra şunlar da karşılıklı yüzeyler. Kırmızının karşısında turuncu var. Kırmızının karşısında da turuncu olacak. Şimdi yani bunlar yan yana olmayacak. Sarı mavi, pembe yeşil, kırmızı turuncu yan yana olmayacak. Şimdi bakıyorum öyle yan yana durumları var mı? Sarı sarı şeyde. Kırmızı yeşil siyah bakalım. Kırmızının karşısında yanında turuncu yok. Ondan sonra pembenin karşısında pembenin karşısı pembenin yanında yeşil yok. Tamam. Ben bu çünkü bu kırmızı. Sonra sarının yanında mavi yok. Evet bir olabilir. İkincisine bakalım. Bak kırmızının karşısında turuncu olması lazımdı. Kırmızının karşısında turuncu olabilir. Turuncuyla kırmızı yan yana gözükmüyor. Pembe ile yeşil yan yana gözükmemesi lazım. Bak pembe yeşil yan yana oldu. Bu olmaz. Şuna bakıyorum. Mavi ile sarı yan yana olmaması lazım. Sonra pembe ile yeşil yan yana olmaması lazım. Tamam, doğru doğru. Ee, kırmızı ile turuncu yan yana olmaması lazım. Evet, bu da doğru olmuş oldu. O zaman cevabımız 1 ve 3 yapacaktır. Evet, güzel sorular bunlar. Bu teknikleri lütfen bilin. Bir boşluk kuralı ya da Z kuralı, zar açılımları da önemli. Tamam? Örnek altta bu şekilde oldu ve böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde Kesik prizmalarda alan hesabında görüşmek dileğiyle kendine iyi bak. Hoşçakal.